kökeni, tarih hakkında çok kesin bir bilgimiz aslında yok. Ama Ebru tarihçileri Ebru'nun kökenini Orta Asya'ya götürüyorlar. İlk defa orada başladığı ile ilgili bilgiler var. Türkistan, Özbekistan, Buhara, Semerkant bu sanatın ilk başladığı yer olarak biliniyor. Ebru'nun bilinen ilk adı Ebre, Çağatayca bir kelime. Hare gibi renkli, damarlı anlamına gelen bir kelime. Bu teknik zamanla muhtemelen İpek yoluyla İran'a geliyor. Orada Ebri diyorlar. Ebri bulutumsu, bulut gibi demek. Ebru'da oluşan desenler aynen bulutlar gibi asla tekrar olmayan görüntüler verdiği için güzel bir yakıştırma. Ayrıca bir başka yakıştırma daha var. O da yine Farsça Abru denmiş bu sanata bir dönem. Abru bence çok uyan, tekniğe çok uyan bir kelime. Absu, ru, yüz, yüzey anlamında. Abru su yüzü, su yüzeyi anlamına geliyor. Ebru'yu çok kısa tarif etmek istersek su yüzü resmi diye tarif edebiliyoruz. Daha sonra Anadolu'ya geldiğinde Ebru olarak anıldı. Ebru tarihi içinde hep bir kağıt süsleme sanatıydı. Yani tarihe baktığımız zaman kağıt dışında bir şey görmüyoruz. Bir boyalı kağıt, renkli kağıttı. Ama Ebru aslında bir tekniğin adı. Yani su yüzü tekniği adı. Resim gibi, heykel gibi. Biz resim sadece tuval yapılır, başka bir şey yapılmaz diyemeyiz. Ya da mermerden sadece heykel yapılır, başkasından heykel yapılmaz diyemeyiz. Biz doğru malzeme, doğru boyar madde kullanırsak bence ebrulanmayacak yüzey yoktur. Ayrıca Ebru öyle bir gizemli güzellik ki başka sanatlarla da birleşir. Resimle birleşir, minyatürle birleşir, gravürle birleşir, hatta fotoğrafla birleşir. Bilgisayar ortamında farklı geliştirilir, yeni desenler üretilebilir. Böyle bir sonsuzluk var ve bu sonsuzluk çok da takipçi buldu global olarak. Efendim ciddi bir gelişme yaşıyor. Belki önümüzdeki tarih bugünler için Ebru'nun bir rönesansı olarak anlatacak, bahsedecek. Bu tabii çok sevindirici. Yapmak istediğimiz, yaşatmak istediğimiz bir şey. Takipçilerini de görünce memnun oluyoruz. 1973 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde tekstil eğitimine başladım. İlk yıl tanıdığım ve öğrencisi olduğum yazı hocam, Profesör Emin Barın, bizi eski sanatlara olan ilgisizlikten tatlı tatlı şikayetle özendirmeye çalışırdı. Eski hattatlardan menkıbeler anlatarak bizi cezbetmeye gayret ederdi. Bunun üzerine yazının bir sanat olduğunu hocamla fark ettim ve yazı sanatına büyük bir merak saldım. Hocam dedim, peki biz bunu nasıl yaparız, nasıl öğreniriz, bu işin yolu yöntemi nedir? O da beni Süleymaniye Kütüphanesi'ne gönderdi. Git dedi, oradaki yazılara şöyle güzel güzel doya doya bir bak, eski hat şaheserlerine. Gittim, oradaki yazılara bakarken onların zeminlerinde, pervazlarında, bazılarının işte iç pervaz, dış pervaz gibi kullandıkları yerlerde Ebru'yu gördüm. Muhtemelen daha evvel karşılaşmıştım ama bir yazının, bir sanat eserinin altında büyüleyici bir güzellik gibi geldi. Bir de akademiye yeni başlamanın verdiği bir farklı bir heyecan olur ya, bir iş yeni başladığınız zaman hani kendinizi o işin piri zannedersiniz. Onun gibi bir duygular mı neyse, bir türlü çözemedim bunun tekniğine. Fırça izi yok, pistole iş değil, bu nasıl bir şey? Döndüm hocam dedim, bu Ebru yazıların altında, yazıların kenarlarında bir şeyler var süslü renkli. Ne o? Ebru dedi. İşte o an bir aşktır gönlüme düştü. Onun ne olduğunu araştırmaya başladım. O yıllarda doğru dürüst hiçbir kaynak yoktu. Hatta hiçbir kitap yoktu. Daha sonra 1977 yılında bir kitap yayınlandı. Sadece bildiğim tek şey su ve boya. Suyun üstünde yüzen boya. Kendi kendime çalışmalara başladım. Tabii ki akademide talebe olmanın verdiği büyük avantajlara sahiptim. Renk bilgisi, boyar madde bilgisi, estetik bilgi. Elime geçen her boyayı suların üstünde yüzdürmeye çalıştım. Tabii çıkan şekillerin hiçbiri daha evvel
yapılmış olanlara benzemiyordu. Alakası, ilgisi yoktu. Fakat bir sürü farklı görüntüler ortaya çıkıyordu. Aradan 2 sene geçti. Bilim ve Teknik Dergisi'nin Mayıs sayısı, 1975 yılı Bilim ve Teknik Dergisi'nin Mayıs sayısının kapağında bir fotoğraf var. Başlık da denizler kirleniyor diye. O fotoğraf benim yapmaya çalıştığım Ebru'lara büyük bir benzerlik gösteriyordu. Daha sonra içindeki fotoğraflara baktım. Ha, demek ki bu yapılan şeyler tabiatta var olan şeyler. Bakın 1975 senesinde bunlar başıma geldi. O gün bugündür hala ben o güzelliği, tabiattaki güzelliği arıyorum. Teknik Üniversitesi'de açacağımız serginin de konusu zaten bu olacak. Ebru teknesinin yüzeyinde çıkan görüntülerin tabiattaki benzerliklerini bir araya getiren bir yöntem arıyoruz. 1988 yılında Londra'da bir sanat okulu var, Royal College of Art diye. 250. kuruluş yıl dönümünü kutlayan bir okul. Çok eski, köklü bir okul. Oraya bir sergi açmak üzere davet edildim. O sergiye gelen bir sanat küratörü, Rose İsa diye bir hanım, Ebru'yu çok iyi bilen biri, önemli bir küratör. O sergiyi gezdi ve böyle bir şeyin daha evvel hiç olmadığını, bunun yeni bir adının olmasını önerdi. Bir küçük yazı yazdı bir dergiye, sergiyle ilgili. Orada da Mr. Barut'un Ebru'ları diye, Barut Ebru'ları diye bir tabir kullandı. O öyle de kaldı. Barut Ebru'ları tabiattan kesintiler. Önceleri tabii ki yadırgandı. Çünkü her yenilik ilk başta tepkiyle karşılanır. Fakat bugünlerde görüyorum ki o kadar çok takipçisi çıktı ki bu Barut Ebru'ları resimle, minyatürle birleşince de çok güzel görüntüler ortaya çıktı. Onun da takipçileri var. Yalnız Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde benzer şeyler yapmaya çalışanlar var. O tabii anonim bilgi olmadığı için o çok özel kişilere verilen bir bilgi. Belirgin özellikleri klasik Ebru'da atılan renk sayısı kadar renk alınıyor. Bazen çok küçük karışımlar da olsa. Ve desen özellikleri var. İşte battal gibi, gelgit gibi, taraklı gibi. Ama Barut Ebru'da bir mermer tabakasının, tabiattaki toprak katmanlarının ya da Venüs'ten gelen bir fotoğrafın ya da mikroskobik bir dokunun görüntüleri çıkıyor. Renkler de birazcık kontrolsüz olarak birbirine karışıyor ve ara tonlar çıkıyor. Dolayısıyla sonsuz bir renk armonisi ortaya çıkıyor. Boyut olarak da farklı boyutlar yapmak mümkün oluyor. İşte başlıca farklılıkları geleneksel Ebru'ya da bu. Ben şuna inanıyorum ki ilim, sanat, kültür paylaştıkça bereketleniyor. En güzel öğrenme yolu bence öğretmek. İnsan öğretirken çok şey öğreniyor. Ayrıca öğretmenlik çok kutsal bir meslek. Bir de ben bu ebru yaparken çok büyük bir haz duyuyorum. O hazı kendime saklamak da biraz bencillik olacağı kanaatinde olduğum için Ebru'yu her yerde göstermeye, uygulamaya, öğretmeye demek pek doğru olmuyor. Çünkü benim amacım bir sanatı öğretmek değil, o sanatı sevdirmek. Eğer öğrenci onu severse nasıl olsa öğreniyor. Yoksa ben seni sınıfta bırakırım, kızarım, döverim demek hiç kâr etmiyor. Daha çok sevdirmeye çalıştım. Çok şükür çok seven de çıktı. Bu 100. kişisel sergim olacak. Daha evvel yaptığım Ebru'lardan farklı Ebru'lar yapmaya başladım geçtiğimiz birkaç ay içinde. Bu yapılan Ebru'lar mermerlere çok benziyor. Doğadaki mermerlerin görüntülerine çok benziyor.
Teknik Üniversitede de olması ayrıca çok önemli bu serginin. Estetik düşünce, sanatsal düşünce biraz matematik zekadan farklı oluyor. Teknik Üniversite gibi bir yerde öğrenciler farklı bir şekilde düşünmeleri, daha estetik, daha hayal gücünü kullanan bir şekilde, yani her zaman 2 artı 2 4 etmiyor. Onu görmeleri lazım. Ya da işte siyah ve beyaz var. Başka bir şey yok değil. Arada griler var. Bu bakımdan son derece takdirle karşıladım böyle bir şeyi, girişimi. Sanat her yerde olmalı. Sanat bir toplumun tar damarı, kan damarı, hayat damarı. Kültür sanatsız hayat düşünülemez. O ilkel bir sanat, ilkel bir yaşam olabilir. Onun için çok takdirle karşıladığım bir girişimdir. Benim de bir katkım olursa ne mutlu.